Kalede herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Kaleden yana bir sıkıntımız ikinci yarı Boluspor'da olmayacak. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kırmızı Beyazlılar yapacağı son çalışmalarla Antalya etabını tamamlayıp Salı gününden itibaren Bolu'da çalışmalarını sürdürecek. Kırmızı Beyazlıların genç file bekçisi Yavuz Aygün Antalya Belek kampında sorularımızı yanıtladı. Öncelikle istemediğimiz bir ilk yarı süreciydi tabii. Çok şanssız sakatlıklar, şanssız puanlar kaybettik. Sonuç olarak istemediğimiz bir yerde bitirdik. İlk devrenin son karşılaşmalarında Hakan Cambazoğlu'ndan kaleyi devralan ve oynadığı oyunla tam not alan Yavuz Aygün, "Hedefim kaleyi almaktı. Şu an kaleyi aldığımı düşünüyorum. Kimseye de vermemeyi düşünüyorum." dedi. İstediğim ortamdayım yani. Hedefim kaleyi almaktı. Şu an kaleyi aldığımı düşünüyorum ve kimseye de vermemeyi düşünüyorum. Öyle çalışıyorum. Öyle yaşıyorum, öyle uyuyorum, öyle besleniyorum. Yavuz Aygün ilk yarıyı istemedikleri bir yerde bitirdiklerini ifade etti. Kendi açımdan ben hep kendimi hazır tutuyordum. Bir gün kalenin gelebileceğini düşünüyordum. Bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Şans geldi dediğim gibi. Bundan sonra da kaleden yana hem kendime güvenimden hem diğer kaleci arkadaşlarıma güvenimden kalede herhangi bir sıkıntı olmayacağını söyleyebilirim. Kaleden yana bir sıkıntımız ikinci yarı Boluspor'da olmayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah iyi bir ilk yarı olamadığımız takımı ikinci yarı herkese farklı bir Boluspor izleteceğimizi düşünüyorum. Aygün hayallerinin ve hedeflerinin olduğunun da altını çizdi. İstediğim ortamdayım yani. Hedefim kaleyi almaktı. Şu an kaleyi aldığımı düşünüyorum ve kimseye de vermemeyi düşünüyorum. Öyle çalışıyorum. Öyle yaşıyorum, öyle uyuyorum, öyle besleniyorum. Çünkü buradan çok büyük yerlere, çok iyi yerlere transfer yapmayı düşünüyorum. Çünkü hayallerim, hedeflerim var. İdol demeyelim de ben çok iyi kalecilerle çalıştım. Onur abi olsun, Beto olsun, Trabzon'da Fatih Öztürk olsun, Hakan Erkan olsun. Çok iyi kalecilerle çalıştım. Göztepe'de Günay vardı keza. O da şu an baktığın zaman iyi kaleciler arasında. Trabzon'da Uğurcan benim kardeşim. Uğurcan'la çalıştık. Çok iyi kalecilerle çalıştım. Hepsinden iyi yönlerini almaya çalıştım. Avrupa'da izlediğim kaleciler tabii ki var. Hepsinin iyi yönlerini alıp kendi stilimi yaratmak istiyorum. Yani öyle idol olarak gördüğüm biri yok. Hepsinin iyi yönlerini örnek almaya çalışıyorum. Yavuz Aygün, Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den de övgü dolu sözlerle bahsetti. Osman Özköylü'den Allah razı olsun gerçekten. Bunu çok içten söylüyorum çünkü bana güvendi, şans verdi. Belki daha önce de verebilirdi. Belki kafasında soru işaretleri olmuş olabilir. Çünkü Osman Hoca beni bilmiyordu. Önceden çalıştığım bir hoca değildi. Geçirdiğim bir kamp süreci de yoktu. Tamam, antrenman performansları önemli. Antrenman performansı iyi olabilir ama antrenmanla maç arasında çok fark var yani. Maç performansı biraz daha farklı. Sağ olsun doğru zamanda doğru şekilde bana kaleyi verdiğini düşünüyorum. Ben de onun yüzünü kara çıkarmadığını düşünüyorum. Bundan sonra da çıkarmayacağım çünkü bana güvendi, kaleye verdi. Ben onu mahcup etmemem gerekiyor.